Evet gençler, sıvılar konusunu bitirdik. Şimdi bu sıvıların bir de testini çözmenin vakti geldi. Peki, birinci sorumuz bize ne diyor? Sıvılarla ilgili ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu söylüyor? Belli bir şekli yok. Niye? Koyduğun bölgenin kapladığı kısmı şeklini alıyordu. Belli bir hacmi var. 300 milim, 500 milim diyorsun. O zaman doğru bir ifade. Taneci öteleme titreşim hareketi yapar. Titreşim hepsi yapıyordu. Ötelemeyi sıvılar yapıyordu. Akışkanlık kazanıyordu. Doğru dedik. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite, yani akmama olayı diyorduk. O zaman ona da doğru diyeceğiz. Yani her üç cümlesi de doğru olmuş oldu. Devam edelim. Edemedim. Heh. Yukarıda verilen olaylardan hangisi viskozite ile ilgilidir diyor arkadaşlar. Bakalım. Buzdolabından çıkartılan balın ısıtılınca akışkanlık kazanması nedir? Viskozitenin düşmesine sebep oldu. Yani bu viskozite ile alakalı. Toplu iğnenin suda batmaması viskoziteden değil suyun yüzey geriliminden kaynaklı. Yalan. Gitti. Kışın yollarda buzlanmayı önlemek için tuz çözülmesi buranın viskozite ile alakası var mı? Hayır. Kaynama nokta, donma noktasının düşmesiyle alakalı bir durum. O zaman bu da gitti. Yani sadece Adana'nın buna etkisi var diyeceğiz. 3'e bakalım. X ve Y sıvıları cam bir boru içerisinde konulduğunda aşağıdaki gibi görüntü oluşuyor. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bunu kasıtlı koydum. Normalde çok daha detaylı önceden biz de anlatıyorduk. Bizden fiziğe geçti. Fizikteki bilginiz var zaten. Ama gene de hatırlatmak amaçlı. Bizde de söyleyeyim. Adezyon koezyon kuvvetleri vardı. Şöyle yapayım. Adezyon ve koezyon diyoruz ya. Koezyon kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Birisi yüzeyi ıslatma, yüzeye tutunma. Diğer arkadaşlar sıvının birbirine tutunma olayıdır. Burada görsel birbirine çok karışır. Ben genelde şöyle yaparım. Baş harflerini alın bundan. A'yı ve K'yı alın. Şu koezyon kafasına bir tane bir vurun şöyle. Aşağıya dönsün. Koezyon sehpası oluşsun. Şöyle masa gibi yapalım. Adezyonu tutun kuyruğundan. Şöyle tepesine doğru şöyle yapın. Ne yaptınız hocam? İlginç bir şey. Ben de bilmiyorum yani ne yaptığımı. Şurayı bir deney tüpü gibi düşünün arkadaşlar. Deney tüpünde eğer ki görüntü, bak koezyon görüntüsü şu şekildeyse demek ki koezyon kuvvetleri adezyondan baskındır dersin. Deney tüpünün içinde adezyon kuvvetleri şu şekildeyse, bak yüzeye tutunmuşsa, buna da adezyon kuvvetleri büyüktür koezyon kuvvetlerinden dersin. Adezyon büyükse yüzeyi ıslatır, koezyon büyükse yüzeyi ıslatmaz. Mesela adezyon örnek suyu gösterebilirsin, koezyona da örnek civayı gösterebilirsin. Bu bilgiyi verdikten sonra gelin soruyu bir çözelim. O zaman bakın bunda aşağı yönlü olduğu için hangisi arkadaşlar? Aşağı yönlü, yani adezyon diyoruz. Adezyon kuvvetleri büyüktür koezyon diyeceğiz. Burası yukarı yönlü olduğu için, tebeleme olduğu için burada da koezyon büyüktür adezyon şeklinde yapalım. Gelelim buraya. Diyor ki X sıvısı cam yüzeye döküldüğünde yüzeyi ıslatırken Y sıvısı ıslatmaz. X yüzeyi ıslatıyor mu? Evet. Niye? Bak yüzeye tutulmuş. Burası yüzeyi ıslatıyor. Diğer yüzeyi ıslatmaz. O zaman doğru bir ifade. X sıvısının adezyon kuvvetleri koezyon kuvvetlerinden büyüktür. X için adezyon koezyondan büyük çıktı mı? Çıktı. Doğru bir ifade. Y sıvısı civa olabilir. Y yüzeyi ıslatıyor mu? Islatmıyor. Ne dedik biraz önce? Civa ile böyle böyle oynarsın. Yani yüzeyi ıslatmaz. O zaman buraya da doğru bir ifade edin. Yani her üçü de doğru. Bu soruyu zaten kasıtlı koydum. Bilginiz olsun diye. Genelde dedi. Bizden çektiler artık. Fizikte sorulacak bir soru kalıbı. Devam edelim gençler. Diyor ki sıvılarda viskozite ile ilgili akmaya karşı gösterilen dirence denilir. Aynen öyle. Sıcaklık artarsa viskozite azalır. Akışkanlık artıyor çünkü. Burası yalan bir ifade oldu. Moleküller arası çekim kuvveti artarsa viskozite artar. Ters değil, doğru orantılı olacak. Bu da gitti. O zaman hangisi doğru oldu? Yalnızca bir doğru olarak geldi. Diyor ki bize aynı ortamda bulunan su ve gliserinin viskozite değerlerini aha da tabloda sana verdim diyor. Buna göre ifadelerinden hangisinin yalan olduğunu söylüyor. Şimdi dikkat et, su gliserin. Burası -2, burası -3. Hangisinin değeri daha büyük? Gliserin. O zaman gliserinin viskozitesi daha büyükse moleküller arası çekim kuvvetinde daha büyük olduğu aklımıza geliyor. Şimdi gelelim buraya. Suyun akışkanlığı daha fazladır. Viskozitesi küçük mü? Evet, o zaman akışkanlığı fazla. Viskozitelerin eşitlenebilmesi için gliserin ısıtmak değil, pardon soğutmak değil, ısıtmak gerekir. Çünkü viskozitesi bunun büyük, viskoziteyi küçültmem gerekiyor. O zaman burası yalan bir ifade oldu. Moleküller arası çekim kuvveti suyun daha fazla değil,
viskozitesi gliserinde daha fazla olduğu için gliserin daha fazla. O zaman burası da yalan bir ifade olur. Hangisi yalan diyor? İkinci ve üçüncü öncülümüz yalan olarak karşımıza gelecek. Altıncı soru bana diyor ki, bak madde verdi, sıcaklık verdi, yüzeyi gerilimi verdi. Yüzey gerilimi ne? Yüzeyi geçemediğin şeye yüzey gerilimi diyorsun. Bakın bunlar, buradaki soruları kasıtlı tutuyorum arkadaşlar. Eskiden bizde olan ancak yeni düzende çektikleri kısım, ama gene de bilginiz olsun, bir mantığı olsun. Yüzey gerilimi şöyle, bir çarşaf gibi düşünebilirsiniz. Herkes bir çarşafın ucundan tutmuş çekiyor. Gergin bir yüzey oldu değil mi? Ne kadar kuvvetli çekersem, yani moleküller arası çekim kuvvetim ne kadar fazla, o kadar gergin olur. Herhangi bir kalem atarsam ne olur? O dibe girmez değil mi? İşte bu toplu iğnenin suya atılması mantığıdır. Gergin bir yüzey varsa o yüzey gerilimi yenemediği için yüzeyde kalır. Bak normalde metalin öz kütle sudan ağır olmasına rağmen dibe batmıyor. İşte sebebi bu. Yüzey gerilimini İyice gerdindik. Ancak içeriye attığım madde çok kuvvetliydi. Mesela demir aldım. Demir atışta ne oldu? Yüzey gerilimine geçmiş oldu. Yüzey gerilimini yenebilecek bir kuvvet atarsa yüzeyin içerisine girmiş olur. Bunu bir gerginlik gibi düşünebilirsin. Ne kadar gerginliği kolay delersen o kadar güçlü. Ya da gerginlik ne kadar gevşekse o kadar kolay geçebilirsin. Şimdi gelelim bunun yorumlarına. Adam diyor ki sana, tabloya göre yargılarından hangisine ulaşılabilir? X maddesi, Y maddesi aynı sıcaklıkta yüzey gerilim neredeymiş? 36'daymış. Yüzey gerilimi kimin fazla? Y'nin daha fazla. O zaman moleküller arası çekim kuvveti Y'nin X'ten büyük der miyim derim. Şimdi bu bilgi cepte. Geldim. Yüzey gerilimi sıvılar için ayırt edicidir. Bak yukarıdaki tabloya göre diyor. O zaman buna göre bakacağım. Şimdi X'ye burası bir karışım. Şimdi X'in yüzey gerilimi farklı, Y'ninki farklı. O zaman bunlar bir ayırt edici olabilir mi? Olabilir. Yani doğru bir ifade olabilir diyor. Sıvılar karıştığında karışımın yüzey gerilimi sıvının yüzey gerilimi değerlerinin arasında olur. Bir bak, 22 nerede? Tam buranın arasında mı? Evet. O zaman ne? İkisinin arasında olur cümlesi. Doğru. Yani tabloya göre doğru. Yüzey gerilimi sıcaklıkta doğru orantılıdır. Doğru mudur? Şimdi sıcaklık artarsa yüzey gerilimi ne olacak arkadaşlar? Azalmış olacak. Ancak bu bilgiye ulaşabilir misin tablodan? Ulaşamazsın. Niye? Aynı sıcaklıkta vermiş. Ben bunu yorumlayamam ki. Bu tabloya göre cümlelerini unutma. Bak bu tabloya göre ben bunu yorumlayamam. O zaman gitti. Tamam, yorumlayamadığım için. Doğru da olabilir, yanlış da. Beni ilgilendirmez. Yorumlayamıyorum. Hangisine ulaşabilirim? Zaten ulaşılabilirliği soruyor. Birinci ve ikinciye ulaşabilirmişiz. Yedinci soru bana diyor ki, buhar basıncı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Sıcaklık artarsa buhar basıncı artar diyor gençler. Şimdi sıvılarda şöyle bir şey yaptık mı? Sıcaklık artarsa buhar basıncı neye bağlıysanın ta, sası, tür, safsızlık, sıcaklık. O zaman arttırmış oluyoruz. Buhar basıncı sıvıların türüne göre değişiklik gösterir. Tür, safsızlık, sıcaklık dedik. Dış basınç artarsa buhar basıncı azalır diye bir ifade kullanmaz. Niye? Buhar basıncı, tür, safsızlık, sıcaklık. Dış basınç diye bir ibare var mı? Yok. At gitsin çöpe. Tamam mı? Devam et. Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları aynıdır. Şimdi aynı ortamda kaynamak demek aynı dış basınca sahip olmak demek. Kaynamak sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olması demek. Hepsi aynı dış basınçta olduğu için eşit olacak. Yani burası da doğru. Sıvı içinde uçucu olmayan bir madde çözülürse buhar basıncı azalır. Niye? Tür safsızlık diyoruz. Yani burası da doğru bir ifade olarak gelecek. Diğerine bakalım. Şimdi bize X, Y, Z sıvılarının buhar basınçlarının sıcaklıkta değişim grafiğini aşağıda gösterdim diyor. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur? Şimdi şöyle bir şey yapın. İstediğin bir sıcaklığı al. Mesela şu sıcaklık değerini aldığımda. Bakın. Neyi çizdim arkadaşlar? Bunu buradan değil, şuraya çizeyim. Buhar basınçlarını çizdim. Mesela T1 sıcaklığında buhar basıncı sallıyorum. Bunun 10 geldi. Bunun 20 geldi. Bunun ne geldi? 76 geldi. Ya da 760 yapayım buraya. Buraya da 200 yapayım. Buraya da 100 yapayım. Tamam. Buhar basıncı değerlerini yazdım. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en fazla kimin? X'in. Bu ne demektir gençler? Yani aynı sıcaklıkta buhar basıncı çok fazla yapıyorsa moleküller arası çekim kuvveti en küçük olan X'tir. O zaman en büyük olan Z çıktı. Z, Y, X çıktı. Bak bu ne? Moleküller arası çekim kuvveti. Yorumlara bakalım şimdi. Kaynama sıcaklığı en yüksek olan Z'dir. Moleküller arası çekim kuvveti en yüksek kimde? Z'de. O zaman doğru. Bu kadar basit. Ya da bir ATM'de kaynayacak ya, hangisinde en yüksek sıcaklık? T3'te. Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Aynı sıcaklıkta Y, X'ten daha uçucudur. Bak, Y, X'ten daha uçucu mudur? Hayır. Bu moleküller arası çekim kuvveti Y'nin X'ten daha fazla ise daha az uçucu olacak. O zaman burası yalan bir ifade oldu. Aynı ortamda kaynarken buhar basınçları birbirine eşittir.
Aynı ortamda kaynaması için ulaşması gereken dış basınç, aha da bu mu? Evet. O zaman aynı ortamda kaynarken buhar basıncı dış basınca eşit olduğu için birbirine eşittir. Doğru. Bize ne diyor? Hangisi doğrudur diyor. Birinci ve üçüncüyü, yani D seçeneğini doğru olarak bulmuş olacağız. Devam edelim. Yukarıdaki hareketli pistonlu kapta X sıvısı buharıyla dengededir. Sıvı buhar dengesi var. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. Sıcaklık artarsa gaz molekül sayısı artar. Şimdi sıcaklık arttırırsa sıvıyı ne yapacağım gençler? Buharlaştıracağım mı? Evet. Buharlaştırırsam gaz molekül sayısı ne olmuş olacak arkadaşlar? Artmış olacak. Çünkü sıvıyı gaza doğru götürdüm. Sıcaklık azalırsa sıvı molekül sayısı artar. Sıcaklık azalırsa ne olur biliyor musunuz? Bu sistem tam tersine döner. İçindeki gaz buraya doğru yoğunlaşmaya başlar. Buradaki sıvı miktarı artar. Buradaki piston da birazcık daha aşağıya doğru indiğini görürüz. Yani burası da doğru bir ifade. Sıcaklık artarsa kaptaki gaz basıncı değişmez. Şimdi kaptaki gaz basıncı ne? Şimdi gaz basıncı. Hocam ne demişti? Sıvının ta safsa tür safsızlık sıcaklığa bağlıydı. Bak tür safsızlık sıcaklığa bağlı. Peki sıcaklık artarsa kaptaki gaz basıncı değişir mi? Değişmez. Birçok kişi diyecek ki hocam sıcaklık normalde artması gerekmez mi? Değişmiyor. Peki neden değişmiyor? Onu da söyleyeyim. Şimdi sıvısıyla dengede olan bir maddeyi aldım mı? Sıvısıyla dengede olan bir gaz aldım. Sıcaklığı arttırdım da normalde bunun içerisine gelmek ister. Ancak burası hareketli piston bir kapı olduğu için her zaman, bak her zaman için iç basınç dış basınç eşittir burada. Müdahale etmediğin sürece. Buraya parmağını koyarsan, ağırlık koyarsan müdahale edersin. O zaman sıcaklık arttığında pistonu yukarıya kaldıramadığı için artar. Ancak burası dış basınç, iç basıncı her zaman, her daim eşit olmak zorundadır. Eşit olmak zorunda olduğu için bu ifadeye yanlış diyor. Yok, yanlış demiyoruz. Basıncı değişmezi doğru olarak almış oluyoruz. Tamam mı? Bak sıcaklığı istediğin kadar arttır. Sıcaklık artınca piston yukarıya çıkar. Sıvıyı buharlaştırmış olursun. Kaptaki gaz basıncını söylediği için değiştirmemiş oluyorsun. Ama sabit tutsaydın sıcaklıkla birlikte değiştirdin. Diyeceksin ki hocam hani sıvının ta sağ sığınağa bağlıydı. Sıcaklık arttı, neden artmadı? Nedeni burada yatıyor. Hareketli pistonu kap yüzünden artmadı. Çünkü hareketli pistonu bir kabın özelliği iç basınç her zaman için dışa eşit olmak zorunda. Devam edelim. Sıcaklık azalırsa. Mesela şöyle de olabilir. Burayı bilmiyorsun ya. Yuvarlak için al ya da soru işaretini al. Devam et. Sıcaklık azalırsa birim hacimdeki buhar molekül sayısı azalır. Şimdi cümleye çok dikkat et. Sıcaklık azalırsa birim hacimdeki buhar molekül sayısı azalır. Ne dedim arkadaşlar? İç basınç dış basıncı her zaman için eşit mi? Eşit. Sıcaklığı azalttım. Bak piston buraya geldi. Piston buraya gelince bir kısmı sıvılaştırdım. Birim hacimdeki buhar molekül sayısı, birim hacimdeki buhar molekül sayısı ne olacak? Değişmeyecek. Niye? İç basınç dışa eşit ya. Şimdi burası şöyle söyleyeyim. 2 litrelik bir kap olsun. 2 litrelik bir kap olsun. Burada 20 molekülde buhar var diyelim. Tamam mı? 2'ye 20 geldi. Sıcaklığı düşürdüm. Kap şuraya geldi. Artık 1 litrelik bir kabım var. Molekülün de bir kısmını sıvılaştırdım mı? Artık ne kadar var? 10 moleküllük bir yapım var. 2'ye 20'ydi. 1'e 10 oldu. Peki birim hacimdeki değişti mi? Birim hacimdeki gene değişmedi gençler. Bu yüzden burası yanlış oldu. Yanlış olan şıkkımız deniz oldu. Çok zor bir soru gençler. İyi bir yorum sorusu, çok zor bir soru. Son öncüle bak. Piston sabit sıcaklıkta bir konumundan iki konumuna getirilirse basınç değişmez. Şimdi piston sabit sıcaklıkta bir konumundan iki konumuna getirdin. Bak sıcaklığı sabit tutuyorsun. Birden ikiye getirdin. Aa hocam basıncın azalması gerekmez mi normal? Gerekmez. Niye? Çünkü sıvı bu sefer buharlaşmaya başlar. Sıvı buharlaşmaya başladığı için içerideki basıncı gene değiştirmiyorsun. Yani dış basınçtan bağımsız diyoruz ya, istersen pistonu indir, istersen kaldır. Pistonu indirip kaldırma. Sıcaklığı sabit tuttuğun sürece değişmemiş olacak. Yani burası da doğru bir ifade şeklinde karşımıza gelecek. Çok zor bir soru bu arada, haberiniz olsun. Geldim ona. Diyor ki aşağıdaki tabloda gerçek sıcaklık değerlerinin bağlı neme bağlı olarak hissedilen sıcaklık değerleri verildi. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yalan olduğunu söylüyor. 25 derecede neredesin? Buradasın. 10 derece bağlı nemde, 10 derece bağlı nemde hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklığın altındadır. Hissedilen gerçeğin altında mı? Altında. Yani doğru. Bağlı nem arttıkça hissedilen sıcaklık her zaman artmayabilir. Şimdi bağlı nem arttı 20'den 25-26 arttı. Arttı, arttı, arttı. Arttı, arttı, arttı mı? Artmadı.
Bağlanım artmasına rağmen değişmeyebilir. O zaman bu ifade doğru mu? Doğru. İkinciyi de yakaladın. Bir tane bile yakalasan yeter. Hissedilen ve gerçek sıcaklık değerleri eşit olabilir. Bak, hissedilen ve gerçek sıcaklık değerleri şurada ne? Hissettiğim 25, gerçek sıcaklık 25 eşit olabilir mi? Olabiliyormuş demek ki. O zaman bu da doğru. %30 bağıl nemde. Neredesin %30? Aha, buradan bahsediyor. Hissedilen sıcaklık değeriyle gerçek sıcaklık değeri birbirine eşit olabilir. Şimdi hissedilen ve gerçek eşit olabilir demiş. Bakıyorum. Hiçbir yerde yakaladım mı? Yakalamadım. O zaman yanlış olan şıkkın denizde. Yorum ne derse onu getiriyorum. Mesela Edirne'ye bakalım. 120 bağıl nemde hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki fark gerçek sıcaklık 40 derecedeyken en fazladır. Şimdi %20 bağıl nemde hissedilen ve gerçek arasındaki fark burada 0. Burada 2. Burada 1. Burada 3. En fazla kimde? 40 derecede. O zaman burası da doğru ifade oldu. Yani cevabımız deniz olarak karşımıza gelecek. 11 ile devam edelim. Diyor ki bize sıvıların buhar basıncı ve kaynama sıcaklığı ile ilgili yargılarından hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı büyük olan sıvının kaynama sıcaklığı da büyüktür. Şimdi aynı sıcaklıkta buhar basıncı bir şeyin büyükse moleküller arası çekim kuvveti küçük demektir. Bak moleküller arası küçük demektir. Moleküller arası küçükse sıvının kaynama sıcaklığı büyük değil küçük olur gençler. Gitti. Ağzı açık bir kapta sıvının buhar basıncı atmosfer basıncına eşit olduğunda sıvı kaynar. Tanım bu değil mi zaten? Sıvının buhar basıncı dış basıncı eşitse sıvı kaynıyor demektir. Yani doğru bir ifade. Sıcaklık arttıkça sıvının buhar basıncı artar. Buhar basıncının ta sahasına bağlıydı. Sıcaklık artarsa buhar basıncını arttırdık. Yani cevabım 2 ve 3 şeklinde karşımıza geldi. Evet gençler, bu testimizin sonuna geldik. İyi zorlu sorular vardı içerisinde. Korkmayın ama. O hocam kafam yandı, beynim yandı. Gayet normal. Çünkü zor da o sorular. İyi bir tekrar edin. Sıvılar önemli konuydu. Burayı iyice zihninizde oturtun. Ondan sonra bir sonraki derse geçebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.